Başak Karatepe ile Sanat İyileştirir programından İçel TV ve Sant TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün stüdyomuzda yapıyoruz. İlk defa stüdyomuzda gerçekleştiriyoruz programımızı. Ve yine çok değerli bir program konuğum var. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Profesör Doktor Nurseren Tor. Değil mi? Doğru mudur hocam? Söylemekte zorlanıyorum çünkü ben biraz doğrudur. Hocam hoş geldiniz. Hoş teşekkür buldum. Ediyorum ben program konuğum olduğunuz için, buraya kadar geldiğiniz için. Ben de davet edildiğim için teşekkür ediyorum. Nurseren Hoca'yı ben çok severim bu arada. Birçok çalışmalar gerçekleştirdik. Sonuna kadar destekçisiyiz. Ve o da sağ olsun benim yanımda her zaman bulunmuştur. O yüzden de yeniden teşekkür ediyorum. Nurseren Hoca'm sizinle böyle ilk günden başlayalım. Bir sanat iyileştirir yolculuğuna çıkalım. Ondan sonra Mersin'e gelelim. Sanatı bir değerlendirelim. En sonunda yapacağınız yılbaşında çok güzel bir resim sergisi yapacaksınız. Onunla ilgili konuşalım. Tamam. Tamamdır. İlk olarak nerede doğdunuz Nurseren Hocam? Ben Mersin'de doğdum. Mersin'de. Mersinliyim. Malum işte orta ve lise ilkokul eğitimimi Mersin'de aldıktan sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim fakültesiydi o zaman. Orada okumaya başladım. Orada bitirdikten sonra bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştım. Sonra yurt dışına gittim. Berlin'de bursla bu Alman akademik değişim programının, Alman hükümetinin verdiği bir bursla gittim. Orada okumaya başladım. Orada okudum. Sonra aynı zamanda da Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı'nda da sanata yeterlik yapıyordum. O süreçte sanata yeterliğimi de yaptım. Sonra bir süre Almanya'da yaşadıktan sonra İspanya'da yaşadım bir süre. Sonra geri Berlin'e döndüm. Berlin'den sonra işte Mersin'e geldim ve Mersin'de de bu sanat ve sanatı yayma, sanatçı olarak yaşama mücadelesine devam ediyorum. Oldukça uğraşıyorsunuz. Evet, çok uğraşıyorum ve neredeyse işte bir çeyrek asır burada bir ömür sürdüm. Kendi mücadelemi işte bireysel olarak ya da işte kurumum aracılığıyla Mersin içinde bir takım kurum kuruluşlarla seninle bu mücadeleye devam ediyoruz. Nursun hocam, o zaman böyle kadın olmaktan girsek. Olur. Türkiye'de bir kadın olmanın, kadın sanatçı olmanın zorluğunu size sorsam. Bunu oldukça yaşadığınızı düşünüyorum. Çünkü. Evet. Ya işte bu sanatçı tarihi içerisine baktığımız zaman kadınların yerinin ne kadar az olduğunu ya da kadınların hep perde arkası olduğunu okuduk. Daha sonraları işte bunun mücadelesini de vermeye çalıştık. Çok ilginç bir takım tabular var aşılamayan. Aslında bu bütün dünyada öyleymiş. Yani kadınlar sanatçı olamaz gibi böyle bir sanki birileri onlara emretmiş. Kadınlar sanatçı olamaz, kadınlar yaratamaz gibi bakılmış. Şimdi ama günümüzde daha farklı olmasını beklerken bir taraftan harika bir fırsat veriyor kadına. Üniversite içinde ya da bir takım kurum kuruluşlarda iş kadınları değil mi? Kadın bir takım önemli erkeklerin üstlendiği rolleri üstlenmişler ve götürüyorlar. Fakat hani bir taraftan hadi götürsün ama bir taraftan da böyle çelme takalım diye fırsatlar bekleniyormuş gibi geliyor bana. Böyle bir kadın sanatçıya yönelik ön yargıların sanatçı çevresinde de bunu çok yaşıyoruz. Böyle garip bir şekilde mesleki yarışlar yani karşı cinsle beraber böyle bir yarışın içinde de hiç fark etmeden bunun içinde olduğumu düşünüyorum. Benim kendi kurumumda da bu tür şeylerle karşılaşabiliyoruz. Neymiş sanki kadın tek başına sadece doğurur, sadece anne olur ve bir erkek gibi dışarıda özgürce sanatını yürütemez kuralı konmuş gibi. Yani bu kural olmadığını biliyoruz. Hani Kemalist bir felsefeyle girdiğimizde artık bunun konuşulmaması gerektiğini, artık kadının da bir insan olduğunu görmeyi doğrusu çok özledim. Bu yok. Hani kendimizce bir mücadele veriyoruz. Bunu sen kendinden de bilirsin.
kendimizle bir mücadele ama hep böyle bir taraftan destek var, şaşırtıcı bir destek var, bir taraftan da çelme takmalar var. Ben bu ikilemi anlayamıyorum. Hala neden kabullenemiyoruz? Bulunduğumuz ortamda, ailemizde, aile içerisinde de öyle. Ne uğraşıyorsun bu sanatlar? Otur işini yap. İşim ne? İşim bu işte. Ben sanat eğitimi almışım değil mi? Bu var. Ben kendi öğrencilerime de hemcinslerime bunu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Hani erkekleşin demiyorum. Ama biliyorsunuz politikada da rol almış kadınların erkekleşip karşımızda dikildiğini gördük. Bu değil, erkekleşmeden ben bir kadın olarak sanatımı yürütmeliyim. Bir kurumda çalışıyorsam bunu aynı şekilde özgürce yürütebilmeliyim. Ama nedense böyle bir dikkat edin, ülkemizde yöneticiler hep erkek. Tepedekiler kastediyorum. Nerede kadınlar? Bir takım yönetici kadınlarında işte demin de dediğim gibi böyle erkekleşmek zorundaymış gibi bir hal alıp ses tonlarını kadınlaştırarak konuşmaları da. O da beni şaşırtıyor. Ama işte geçecektir herhalde bunlar. Geçip gitmesi lazım. Yani ben kadın olarak ince sesimle ince konuşarak, her yerde ince davranarak, ince sanatımı örmeliyim. O zarifliği her yere götürebilmeliyim. Evet, evet. Aslında. Bunun zorluğu özellikle de kentimizde. Kendimiz çok aslında çok modern, çok çağdaş bir tutumu var. Hakikaten özgür hissettiğim bir yer. Yani rahatlıkla ben bisikletime de binebilirim, sporumu da yapabilirim. Böyle bir özgürlük bana sunarken, tam sanatçı rolümü üstlenirken garip bir tutumu hissediyorum. Ve zaman zaman da bu tepkileri de görüyorum maalesef. Aynı şeyi ben de yaşıyorum hocam. Değil mi? Çok ilginç. Yani bir takım detayları vermek isterdim ama başka bir zaman. Hani yaşanmış örnekleri anlatmak isterdim. Onu da ilerleyen zamanlarda yine konuşuruz hocam. Evet. O zaman alırız. Peki ailenizde hiç hocam sanatçı var mıydı? Siz sanatla nasıl bir araya geldiniz? Var. Benim kardeşim de akademide okudu. Daha sonra işte YÖK kurulduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu. Sahne sanatları okudu benim kardeşim. Şimdi devlet tiyatrolarında Beyhül Danetor. Oldukça başarılı sahne çalışmalarını yürütüyor. Çok böyle ödüllü falan bir kardeşim var. Onunla da onur duyuyorum. Hakikaten çok düzgün yapan işini, iyi yapan bir sanatçı olarak görüyorum. Öyle yani ikimiz varız ama babam çok iyi resim yapar. Amcalarım öyleydi. Böyle bir genler çalışıyor. Ben resme nasıl yöneldiğinizi merak ettim de o yüzden babadan dolayı mı oldu ilk olarak? Babamdan yani biz de çok anlayamadık. Annem hep anlatır. Annemle babam işte okul arkadaşı. Babam hep resim yapardı. Hiç konuşmazdı falan filan diye. Kalemini alır saklarmış, defterini alıp saklarmış falan. Annem öyle aralarında büyük de bir aşk yaşamışlar. Onu anlatırdı. Babam hep resim yaparmış. Yani çizerdi. Daha çok desen çizerdi babam. Ben çocukken de. Ama onun öyle çok normal olduğunu, sanki herkesin babası resim çizermiş, yaparmış gibi algılardım çocukken. Çok da bana değişik bir şey gelmezdi. Evet, ben de çok çiziyordum ve babam, annem de babam da çok desteklediler. Ama ne zaman akademinin sınavını kazandım, hop dediler. Gidersen sen de mi kulak keseceksin? Otur, ya nasıl olsa yeteneğin var. Evde de resim yapabilirsin. Sözlerle eve sarf ettiler maalesef. Burada da şunu anlıyordum. Ta o zaman bile sanatçının bir devlet güvencesinin olmadığını benim ailem çok iyi biliyormuş. O yüzden akademide okuyayım, sanatçı olayım. Ondan sonra da sürüneyim, bir gün kulağımı da keseyim. Böyle bir şey, babam bunlarla beni uyarıyordu. Keşke öyle olmasaydı. Çok böyle mutlu gitseydim. Hep ailemi karşıma alarak gittim. Onlar şey söylediler, tamam başka para kazanacağım bir meslek, işte arkeolojiye git madem çok ilgileniyorsun, ya da işte bari tiyatrocu ol. Demek tiyatroda ki tiyatrocuların adı, evet ve biraz taklit falan yapardım, öyle taklit yeteneğim vardı. Babam yakıştırırdı öyle bir şeyi. Ama nedense ressam olacağım deyince Van Gogh akla geliyor.
deliren ressamlar, kulağını kesen, çıldıran, öldüren ressam dünyasında da katiller var ya. Öyle bir beni korumaya almaya çalıştı ailem. Ama büyük bir savaş verdiğimi söylemeliyim. Hakikaten akademiye giderken işte gideceksin, şunun şununla karşılaşacaksın, böyle yapacaksın, şunu yapacaksın. Babam özellikle bunları hep söyleyip duruyordu. Ama çok şükür bir şey olmadı. Çok da güzel bir eğitim aldım. Hocalarım da çok değerli hocalardı. Neşet Günal, rahmetle anıyorum. Neşe Erdok, çok beni destekleyen, çok dostça yaklaşan, yani dostluğumuz da hala hazırda devam eder. Asım İşler, Özgün Baskı Atölyesi'nden. Hocalarım hep desteklediler. Yani yurt dışı olayında da Neşe Hanım özellikle çok önemli olduğunu ve hep arkamda olduğunu kendisi söylerdi. Onlar güzel şeylerdi tabii. Benim de çünkü hani tiyatro dediniz de tiyatroyu ben de ilk turneye çıkacağım zaman annem bütün harçlıklarımı kesmişti. Ben yürüyerek gidip geliyordum. Yani tiyatroda da aynı hocam. Sanatın herhalde hiçbir alanında kadınları biraz yani özgürlük yani şansı tanımıyoruz. Aslında şöyle bir şey var. Ben diyorum ki Türkiye'de sanat ne kadar meslek olarak görünüyor? Hep hobi olarak görünüyor. İşte dediğiniz gibi başka bir mesleğiniz olsun, yanında hani sanatı yapın. Ama sanat aslında başlı başına bir hayat ve hobi olarak yürütülecek bir şey değil. Yani gerçekten sanatçıysanız eğer, mesela siz de öyle, şu kadar hayatımın şu kadar saatini sanatçı olayım, şu kadar saatinde işte olmayayım, yapamazsınız. Bütün hayatınızı o kapsıyor. Çalışmalarınız da öyle. Şimdi ben çalışmalarınıza geleceğim. Mersin'de çok özel çalışmalar yapıyorsunuz çünkü. Özellikle ben resim alanını genelde kapalı ortamlarda tutuyorlar ve hep diyorum ya hani 100 kişi, bir kişi daha artı geldiği zaman 101 oluyor. Ama siz bunu sokağa taşıyarak hiç gitmeyen yerlere götürmeye çalışıyorsunuz. Bu çalışmalarınızdan size bahsetmenizi isteyeceğim. Aslında bu sokak çalışmalarını biz, ben aynı zamanda üniversitede Plastik Sanatlar Topluluğu danışmanlığını da yürütüyorum. İlk mücadeleyi orada verdik. Kampüsün içinde yürüyen yol ya da sanat yolu gibi isimlerle işte tuval bezlerini güzel sanatlardan konservatuvara kadar yaydık. Onun üzerinde gelen geçen herkese bir boyama, bir iz bırakma, bir el izi bırakma, ayak izi bırakma, bir slogan yazma, hakikaten bir şeyler yazmayı, bir değiş yazmayı, bir özdeyiş yazmayı falan çok seviyor. Ya da şiir yazmayı. Herkese dahil etmek. Evet, evet. Öğrenciler, öğretim elemanları çok seviyorlar. Onlara öyle bir fırsat vermiştik. Herkes kendini bir dışarı vursun bakalım. Bir iz bıraksın bakalım. Yani sanatın ta tarihine girdiğimizde işte mağara süreçlerinde bir yaşama biçimiymiş. Çizmek, yazmak, işte yazı da zaten resimden çıkan bir şey. İşte Altamira mağarasına baktığımızda hem baskılar var, el baskıları var, hem kazılar var. Bütün aile boyu çalışılırmış. Resme yönelik çalışmalar yapılırmış. Hani bu bir, ne olabilir? Bir iletişim aracı olabilir, bir büyü olabilir. Tam da bilmiyoruz yani neden insanlar yapmış ama o boğa resimlerini falan düşündüğünüzde. Şimdi öyle bir şey günümüzde yere yayıp, hadi buyurun bakalım. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Yani bir konu belirlemedik, bir sınır belirlemedik. Şimdi yeteneği olan bir şey çizmeye çalışıyor. Kuş çiziyor, çiçek yapıyor ya da işte elinin izini koyuyor. Ama genellikle de hep bir şey söylemeye çalışıyorlardı. Hakikaten slogan yazıyorlar. Baya baya slogan yazıyorlardı. Onun üzerine biz yavaş yavaş kampüsün dışına taşmaya başladık. Taş bina, şimdiki Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu o sokak. O sokakta yine aynı şekilde tuvalleri yaydık, sanat yolu yaptık. Orada da aynı şekilde. Bu sefer de halka sunduk. Orada bir eğitimli kesim var, eğitim alan bir kesim var. Yolda da normal insanlar var. Onlar da aynı şeyi yapmaya başladı. Bu bir ihtiyaçtı. Yani herkes...
insanlık tarihine işte baktığımızda günlük tutmak aslında bir gelenekmiş. Herkes günlük tutuyor, içini döküyor, planlı yapıyor, programını yapıyor değil mi? Bir yaratıcı bir duruş var orada. Burada da o ihtiyacı ben gördüm. Şahsen kendi kendime düşünüyordum. Neden insanlar yazı yazar? Bir şey söylemeye çalışıyor. Normal günlük hayatımızda sağlıklı ilişkiler kuramadığımız için bunun için de işte şimdi bir sosyal medya bunun yerini almış durumda. Herkes istediğini yazıyor. Her ne kadar kontrollü olsa, küfür edemese de. Bunu yapıyorlar. Neyse. Biz bunu ne yaptık? Daha profesyonel sanatsal etkinliklere dönüştürmeye ben karar verdim. İnsanların sanatla buluşması lazım. Evet. Hani hiç bir müze görmemiş, hiç galeriye gitmemiş bir insanın yolda oraya bir şey yapmaya çalışması. Ve inanın herkes bir iz bırakmak istiyor. Ama bunun doğru yolunu seçmesi lazım. Öyle olunca işte Uray Art etkinliği ile başladık. Uray Art'ta da biliyorsunuz Uray Caddesi'nde birçok tarihi binalar var ve çok işlevsiz ve çok kötüydü. Bir takım bağımlıların yuvası haline gelmişti bir yer. Orada bayağı bir korku da atlattık biz. Şimdi orası korumaya alınmış durumda. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin işte gastronomi müzesi yapılacak. Sonra Toros Üniversitesi'nin aldığı binalar var. Onlar eğitim amaçlı kullanılmaya başlanıyor. Daha sonra Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve oraya ait işte başka eski kütüphane, eski Ziraat Bankası binası öyle tarif edeyim. Orası da işte sergiler açılacak. Böyle kültürel bir alana zaten hedef de oydu. Yani buralar kültür amaçlı, kültür sanat amaçlı kullanılsın şekliyle bir uyarıydı aslında Uray Art. Ve çok da keyifli oldu. Sokağa işte trafik durumunu valilikle çözdük. Orası trafiğe kapandı. Direkt açık havada sergiler, workshoplar, konserler, defileler. Kilise de dahil, kilisenin bahçesine ve Toros Üniversitesi'nin ortak alanlarında defile yapıldı. Çok şık bir defile yapıldı. Resim yarışması, Lyons'larla beraber birçok etkinliği iç içe orada insanları hem sokaktan geçen insanları, hem eğitimde insanları, hem eğitim alanları herkesi orada buluşturduk. Daha sonra da işte Mirna Art Hastane Caddesi'nde. Hastane Caddesi başka bir yönden sanata çok ihtiyaç duyuyordu. Birincisi işte estetik anlayışın biraz değişmesi gerekiyordu. Çok rüküş dükkanlar, çok rüküş duruşlar, ne bileyim bir kendilerine çeki düzen vermek zorundaydı esnaf da. Çünkü siz tüketiciyi davet ediyorsunuz. Davetkar bir duruş orada sergilenmesi gerekiyordu. Özcan Bey, kulakları çınlasın. Özcan Bey de çok destek verdi. Bu şey Esnaflar Birliği bilmem ne, böyle büyük bir derneğin başkanlığını yapıyor. Bütün vitrinlerde bir iki tane resim, bir sanat eseri koyacağız boydan boya 3 kilometrelik alanda. Buna izin veriyor musunuz diye tek tek esnaflarla konuşuldu. Bazı esnaflar kapı dışarı etti bizi. Bazı esnaflar reklama ihtiyacım yok dedi. Bazı esnaflar nereden çıktı bu, deli misiniz siz dedi. Bir şey, korkuları var. Bu korkuyu çok da anlamış değilim. Peki sonradan aşıldı mı hocam? Orada bunlar tabii ki alıştı. Sonradan özür dileyenler de oldu ama yaklaşık 30 küsür vitrinde biz eser sergiledik. Onun dışında bir de büyük eserlere, vitrinlere sığamayacak büyük eserleri de elektrik direklerine bağladık, dayadık. Giderken sana işte tüketiciler diyeyim. Dükkandan çıkıyor, resimle karşılaşıyor, resme öyle bir bakıyor, bir sorguluyor kendi kendine, yanındakiyle konuşuyor, gidiyor. Ben insanları takip ediyordum, tavırları ne olacak, nasıl karşılayacaklar diye. İşte şey de biliyorsunuz, o Gökdelen'in 28. katında ve 26. katında da aynı zamanlarda sergiler açıldı. Ve paneller düzenlendi. Panelde de işte bir konu belirleyip 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı, ama bir yerde de işte Mersin'in aydınlanması gibi ben düşünüyorum. İşte Cumhuriyet'in kuruluşuyla kentimizde nasıl bir değişim olmuş, neden kurulmuş, değil mi? Bunların işte Mersin nasıl kurtulmuş, bu Mersin Art yapıldı, o Mersin Art'ta da öyle, Mersin'in kurtuluşuna yönelik. Şimdi işte sanat illa kendine bir konu belirlemeli mi? Evet, gerekiyorsa konu belirleyebilir. Bu bağlamda da biz bu önemli günlerde işte 29 Ekim, 3 Ocak, 14 Şubat Sevgililer Günü. Evet, bir takım değerlerin tükendiğini de hissediyoruz, görüyoruz, biliyoruz hem basında hem yakın çevremizde. Neydi bunlar? İşte ayrılıklar çok fazla olmaya başladı, eşler birbirini öldürmeye başladı, işte çocuklar çok zarar görmeye başladı, işte çocuklar tacizlere, tecavüzlere uğranıyor falan filan. Alabildiğine adi suçların arttığı bir dönemdeyiz. Hakikaten bir sanat iyileştirir seferberliğini boşuna kurmamış oluyoruz. Yani her gün görüyoruz o ne feci şeyler ya. Böyle bir sapıklık cumhuriyeti kurulmuş gibi her gün, yani her gün olur mu? Karısını öldürenler işte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Melekleri Öldürmeyin sergisi. Ve Mersin'de katledilen kadınların, şimdi ben köy köy dolaşıp, mahalle mahalle dolaşıp bu öldürülen kadınların, taciz edilen kadınların envanterini bizzat kendim dolaşarak bulmak isterdim. Ama öyle bir fırsatım olmadı. Daha çok internet üzerinden, Mersin'de basın üzerinden öldürülen kadınların bir envanterini çıkardım. Biz o sergiyi açtıktan sonra da evet, dünya kadar kadın tacize uğruyor ve öldürülüyor. Hala buna birileri dur diyemiyor. Yani bu tabii ekonomik krizle de herkes cinnet geçirmiş durumda ve kendinden zayıf olanı yok etmeye çalışıyor. Yani ahlaki değerlerimiz darmadağın olmuş durumda. Bu durumda da ben düşündüğümde bir sanatçı olarak romantizmi çok destekleyen ve benimseyen biri olarak, evet, romantizmin geri dönmesi şart. Romantizmde insanların birbirinin değerini bilmesi, birbirine aşk mektupları yazabilmesi önemli. Bu şiddet denen şeyin bir şekilde buradan yavaş yavaş çıkarılması gerekiyor. Onu öyle görüyorum. Yani acımasız, vicdansız, garip yani olumsuz bütün sıfatları şimdi saymak istemiyorum. Ama bunlar yaşanıyor. Her gün, her saat, her dakika. Ve ülkede gerçekten bu durumda tek çare değil belki sanat iyileştirir, ama iyi duyguları hatırlatacak, değerlerin kıymeti bilinmesi gerekiyor. Bir takım hakikaten değerler bilinmiyor, doğa değeri bilinmiyor. Yani bunları bir ağ sistemi olarak düşündüğümüzde çocuklarımızın değeri bilinmiyor, gençlerin değeri bilinmiyor. Cezaevi projeleri 2004'ten beri cezaevi projeleri yapmaya devam ediyorum. İşte birazcık maddi katkılar oldukça ya da Amatem'de de bir çalışma başladık ama korona araya girince kaldı. Cezaevinde de bakıyoruz, gencecik, o kadar güzel çocuklar ki, yani yeni nesil çok güzel. Ve bu güzelliği böyle darmadağın edip böyle hor kullanılmaması gerekir. Bu çocuklar çok zeki, çok akıllı, acayip bir potansiyele sahipler. Ama çocuk ne yapıyor? İşte cinsel suçları işlemekten geri kalmıyor. Ya da uyuşturucu pazarının içine düşmüş. Ya da gasp, hırsızlık, bunların içine düşmüş. Yani bütün bunların temelde kaynağına baktığımızda ekonomik kriz, eğitim kriz, kültürel krizlerin olduğunu görüyoruz, yaşıyoruz. Bunun sonucu da bu. Buna da birilerinin katlanması gerekiyor. Birilerinin de çözüm bulması lazım. Biz de elimizi vicdanımıza koyup bunları yapıp o çocuklarla harika diyaloglar kurduk. Resim yapıyorlar. Baya resim yapıyorlar. Hocam şey soracağım. Mesela hani sanat tamam, hani tabii ekonomik kriz var, bir sürü şey var. Ama mesela sanatla buluşmayan o çocuk ilk başta nasıldı diyeceğim. Bir de hani dediniz ya, resimle buluşturduktan sonra nasıl oldu? Yani sanatla buluşan bir çocuk, o
hırpalayıcı duyguları hala devam ettirebilir mi? Ben şöyle söyleyeyim, yani çok patolojik bir rahatsızlığı yoksa genellikle etkisi çok güzel oluyor. Ve bu çocuklar bu alanda kendine iş bulmaya çalışıyor ya da onun hayalini kurabiliyor. Diyor ki ben ressam olabilir miyim dışarı? Tabii ki dedim, olabilirsin. Bu işi sevmeye ve üretmeye devam edebilirsen olur. Bunun birçok örnekleri var. Neden olmasın? Çocuklara başka bir dünyanın varlığını göstermek zorundaydık ve bu süreçle onlara bunu gösterdik. Örneğin kadraj ve kendine odaklanma projesi Adalet Bakanlığı'nın da izniyle biz suç eğitilmiş çocuklarla bunu yaptık. Harika fotoğraflar çekiyorlardı. Harika kadrajlar. Çünkü onların bambaşka bir dünyası tabii, var. Tabii. Yani o dengeyi, küçük büyük ilişkisini içgüdüsel olarak zaten bizim ülkemizde hani her ne kadar müze görmemiş, galeri görmemiş bilmem ne falan filan ama geleneksel bir takım vazgeçemediğimiz Türk el sanatları ya da halkın kendi içinde hala hazırda yürüttüğü, bunların içinde de büyüdükleri için çocuklar çok da güzel bunu biliyorlar. Böyle şiirsel bir tutum sergileyerek hayalini anlatıyor, sonra onu yapmaya çalışıyor. Sadece eksiği nedir? Teknik becerisi yok. Yani bunu öğrenmesi lazım. İşte bir biçimi nasıl algılayacak, onu nasıl tasarlayacak, nasıl devam ettirecek, değil mi? Bunu teknik olarak öğrenip ondan sonra da devam ettirmesi gerekir. Ve birçok çocuk 17 yaşında, 18 yaşında, 16 yaşında ve potansiyelleri var. Neden bu çocuklar sanat okumasın? Okuyabilir ve bu ne bileyim uyuşturucu anlık mutluluklar arıyorlar ve hızlı para kazanmak istiyorlar. Ne yapıyor? Kendi kullanıyor, anlık mutlu oluyor, tamam. Ama bunun bir ticari şeyin içinde dönüşmesi lazım, döndürmesi lazım. Bunu da satmaya çalışıyor falan filan. Fakat bağımlılık tabii çok tehlikeli bir şey. Yani sonuç çok kötü oluyor. Ama temde gördük işte ilaçların etkisiyle böyle bir sürü çuval, yürüyen çuvalmış gibi görünüyorlar Amatem'in içinde. Amatem yönetimiyle, Oğuzhan Bey'le de biz bayağı böyle bir muhabbet edip işte tabii bu işin psikoloji tarafını onlar uzmanlar olarak daha iyi yapıyorlar ve bu bağlamda da bizi yönlendirmişlerdi. Şimdi sokağa gittiğimizde sokakta bunların her türlüsünü görüyorsunuz. Bir de mülteciler geldi. Bunların çocuklarıyla da işte çöpçü çocuklar, bu çocukların da eğitime, bu çocukların da sanatla buluşmaya ihtiyacı var. Öyle olunca biz sanatı tabii ki doğal olarak sokağa yaymak durumundayız. Bunu seyredip mutlulukla onu izleyen çocuklar gördüm. Sonra işte Türkçesi yetiyorsa sormaya çalışıyordu. Burada ne yapmaya çalıştınız, neyi anlatıyorsunuz falan diye. Çünkü havada olan şey hep... Böyle bir bizim ulusal bayramlarımızda çok olur ya işte bayraklar asılır bilmem ne. İçimizde böyle cıvıl cıvıl bir hareket başlar. Heyecan başlar. O heyecanı ben biraz da çocukluğumdan gelen bir şeyle Hastane Caddesi'nin bütün elektrik direklerine asıp evet direk kadınların, öldürülen kadınların portresi değil, yorum yükleyerek hatta tamamen bambaşka manzara resmi yaparak da işte bu uluslararası bir katılım söz konusuydu. Onlar da öyle yorumlayarak da bütün eserleri oraya yaymaya çalıştık. Bunu gören, duyan, işte beni doğrudan buluyorsa benimle konuşmaya çalışan insanlar vardı ya da esnaflar. Bazı kesimde var, çok böyle kibirli, bu ne ya ne işi var burada diyenler de var. Ama bir kere diyor, yani ikinci günde gülümseyerek geçiyor, selam vererek geçiyor. İşte 3-4 gün sürdü maalesef o sergi, daha uzun sürecekli yerle bir edildi. Beni görüyorlarsa, tanıyorlarsa, işte karşıda tatlıcı var, tatlıcıyla beraber muhabbet ediyoruz. Öbürü diyor, ha hocam devamı gelecek mi diyor falan. Bunlar güzel diyaloglardı. İşte sokak daha kucaklayıcı oluyor. Kentimizde bir bakıyoruz, resim müzesi yok. Galeriler çok sınırlı. Yani galeri de demiyorum zaten bunlara. Galericilik bambaşka bir şey.
Umarım şimdi yavaş yavaş bu hareketler de başladı. Daha da artacaktır. Artık özel galerilerin açılması şart. Hocam bunu özel söylemişken, galeriler. O zaman ben bir yer söyleyeceğim. Özellikle programlarda bunu vurgulamaya çalışıyorum çünkü. Çarşının tam göbeğinde siz de bilirsiniz. Neydi? Antikan var. Orada çok eski bir bina. Ben hep şey hatırlarım, böyle İngiltere'de falan olur ya, böyle ortası boş havlu. Taşan diyorsun. Evet, Taşan. Ben onun sanat merkezi olarak o ona, hale getirilmesini istiyorum. Evet, çok yakışır. Ayhan Başkan'ın da yapmıştım. Evet. Yani, sürekli söylemeye çalışıyorum herkese. Özellikle orası nereye ait falan, onları bile araştırdım ben. Vakıflara ait değilmiş, özelmiş. O yüzden çok alınıp çalışılabilir o anlamda. Ve çarşının göbeğinde biliyorsunuz orası ne kadar izbe, ne kadar kötü bir hale geldi. Yani orada orası kültür merkezi. Yani sanatın her tarafı, sinemadan tutun fotoğrafçılığa, resme vesaire, işte tiyatrosuna kadar her şey yapılabilir. Oda oluşmuş bir yer çünkü. Ve çarşının tam göbeği olduğu için de tam merkezi bir yerde ve etrafında inanılmaz kültürel anlamda çok fazla geliştirecektir. Evet, hemen biraz yukarıda da Azakan var. Azakan'ın da hikayesi başka bir şey. Bambaşka. Orada Ayça işte o sütunlara resimler yaptı. Yerini arayan ruhlar gibi falan, adamlar gibi böyle bir şey yaptı. O yarım kaldı tabii. İkinci Uray Art'ta devam edecektik. Tabii korona geçemeyince geçecek inşallah kaldı. Ama yapacağız. Hoş olur. Zaten yetkililer de bunu biliyorlar. Yani sadece biz değil, başkaları da onu hep sen yetkililere iletmişler. Öyle duyuyorum ben de. Umarım öyle olacak. Umarım. Çünkü burada bir kültür turizmi yapılması lazım. Yani tek başına denizle, kumla, güneşle olacak iş değil. Bu anlamda da çok küçük bir şehir aslında Mersin. Evet, yani evet, kültürel evet. Ve baktığımız zaman sanatsal anlamda diyorum ki ne özel sanatçılarımız var. Yani her yerden aslında bir sanat fışkırıyor. Ama biz bunu kullanmayı bilmiyoruz diye düşünüyorum ben. Evet. Ya özel galeriler vardı daha evvel. Mersin'de çok fazla resim almıyor insanlar. Bir de bazı sanatçılar galiba çok fazla hediye ediyor ki alıcı da ihtiyaç duymuyor. Sanki ressamlar hep hediye edermiş gibi bir durum var. Ama ressamın da bir bunun bir meslek olduğunu, bununla da bir karnını doyurabileceğini falan düşünmüyorlar. Sanki resimler sadece resim, heykel de var bunun içinde. Hediye edilirmiş gibi algılıyor Mersinli. Yani bu emeğin karşılığının olabileceğini düşünmüyorlar. Keşke bunu bir düşünebilseler. Ama bu zamanla aşacaklardır. Yani biraz daha kendilerini eğitmeleri gerekir. Evet, bu ne işe yarıyor? Bu kültür turizmi deniyor. Nedir ya bu kültür turizmi diye herkes kendine bir sorması lazım. İşte bir sürü gelişmiş ülkelerde bunları görüyoruz. Hani gidince doya doya, ne bileyim, 15 günlük tatile gidiyorsunuz. İşte Türkiye'ye yakın diyelim, Yunanistan'a gidiyorsunuz, işte İspanya, İtalya, buralarda dolu dolu bunları yaşayarak geliyorsunuz değil mi? Değer biliyor çünkü insanlar. Beton yığını haline getirmiyor şehrini. Daha çok müze açılsın, galeri açılsın, daha çok insanlar gelsin gitsin. Burada böyle bir diyalog oluşsun, uluslararası bir diyalog oluşsun. Hayalini çok az kuran var. Hocam öyle bir şey ki yurt dışında bir tane kemerleri var. O kemeri bile hani o kadar iyi pazarlıyorlar diyeceğim artık. Yurt dışından nerelerden sırf o kemerde işte fotoğraf çektirmek için bile insanlar geliyor. Bakıyorum ben Mersin'de her yerimiz tarih aslında. Evet. Her yerden tarih fışkırıyor. O yüzden bu anlamda çok çalışmalar yapılması lazım. Yani aslında baktığınız zaman o kadar elverişli ki, yani kültürel turizme. Ama biz bunu yanlış kullanıyoruz, kullanamıyoruz herhalde diyorum ben. Evet, dediğim gibi daha çok bu etkinliklerin yapılması lazım. Seri bir şekilde yapılması lazım. İşte müzik festivali gayet iyi gidiyor. Ama ilk başarısını göremiyorum. Orada biraz daha aslında daha büyümesi gerekirken...
Biraz daha küçülüyormuş gibi bir hisse kapılıyorum. Bu müzik festivali, sinema festivali, film festivali olması lazım. Ki hep duyduğumuz bir şey, Altın Portakal aslında Mersin projesiyken gidip Antalya'da uyarlamış birileri. Ama Mersin'e yakışmaz mı? Mersin'e çok, çok da yakışırdı. Çok ama geç kalınmış değil, bu Mersin'de yapılmalı film festivali. Yani bütün dünyadan sanatçılar gelse, işte aynı şeyler, etkinlikler burada olsa çok da keyifli olur. Mersinli gerçekten bu bağlamda daha farklı, daha kültürlü, daha entelektüel olacaktır kesin kesin. Yani galerilere normal bir halk, halktan birinin rahatlıkla galeriye girip çıkması lazım. Orijinal bir resmi görmesi lazım. Bunlarla hep biz ören yerlerimizin değerini daha çok bileceğiz. İşte ören yerlerde her gün basında duyuyoruz. Bilmem ne mezarı işte açılmış, işte defineler çalınmış bilmem ne bilmem. Her gün duyuyoruz bunları. Ya bunlara biraz birilerinin dur demesi lazım. Bu ne kadar zengin bir ülkeymiş aslında. Bu kadar delik deşik edilmeyi hak etmiyor. Biraz daha korumaya alınması lazım. İşte ne yapıyoruz? Kuzey Afrika'da Mısır'a gidiyoruz. Mısır'da da olmuş muhtemelen böyle şeyler. Ama şimdi hala hazırda gittiğiniz zaman çok güzel galerileri var. Ve o galeriler harıl harıl çalışıyor. Müzeler aynı şekilde. Neden bizde olmasın? Neden bizde bir türlü yerleşmiyor Mersin'de? Neden olamıyor? İşte bunun bir nedeni de entelektüelizmin can çekişmesinden kaynaklanıyor. Biraz daha entelektüel bir tutum sergilemek lazım. İşte eğitim diyoruz hep çocuklarımız. Ben hep şunu düşünüyorum. Ben akademiye gittiğimde şey zannederdim. Benim gibi yeteneği olan herkes akademiye gidecek. Bu ülkenin her yeri böyle sanatçı da olacak falan diye hayal kurardım. Benim arkamdan, benim ailem içinde, hani kardeşimin dışında güzel sanatlar okuyan bir yeğenim var. Onun ötesinde işte bizim köyden herkesin sanat okumasını çok arzu ederdim. Bizim köyümüzde ne bileyim müzelerin olmasını hala hayal ederim. Baksı Müzesi bunun için çok güzel bir örnektir. Neden bir yayla turizmini geliştirmek için orada bir müze kurulmasın? Neden bir sağlık turizmi için bu yaylanın oraları da beton yuvası yapmak yerine neden daha böyle düşünülemiyor? İşte orada harika bir hastane kurulamaz mı? Bir rehabilitasyon merkezi kurulamaz mı? Gülnar için de hep öneri. O kadar güzel havası var ki. Bunların işte böyle böyle yavaş yavaş çoğalacaktır. İşte ülke içinde Hüsamettin Koca'nın yaptığı gibi Baksı Müzesi, işte Odun Pazarı Eskişehir'deki müze. Bunun gibi yeni açılmış mesela Aydın'da yeni bir Ekim Geçidi Müzesi açılmış. Herkes bunu kutluyor. Hatta ödül almış yeni taze. Bizde neden olmasın? Hani biz İtalya'ya kakalıya bunun uğraşısını veriyoruz da acaba diyorum ben mi yanlış yapıyorum? Daha mı farklı davranmalıyım? Evet, Uray Caddesi... Erkekleşmeyeceğiz hocam. Uray Caddesi'ndeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ikinci binası üniversiteye verilmişti. Üniversitenin artık bütçesiyle ilgili sorun vardı ya da korumayla ilgili... O bina işte vakıflara verildi. Verilmeseydi bizim şehir içinde bir galerimiz olacaktı. Bize çok da yakışırdı. Böyle şeyler işte şaşırtıyor beni. Keşke olmasaydı. Keşke. Güzel sanatlar böyle şey izole, kampüs içinde izole kalıyor. Aslında misyonu kent içinde, evet, kent içinde olmak olmalı. Biraz onu söylüyorlar. Yani soyutlanmış, evet, bir şekilde. Evet, Mersinliler onu söylüyor. Ya ben geldim geleli hep kentin içinde devamlı sergiler açtık. Yani güzel sanatlar olarak çok kimseye sırtımızı dönmedik ama kentin içinde olmak başka bir şey, evet, daha güzel olabilirdi. Ama eski rektörümüz hayır ben güzel sanatları kampüs içinde istiyorum dedi. Ama sunum alanı olarak yani ben eserimi sunacaksam eğer kent içinde halka sunabilmeliydim. Büyükşehir Belediyesi'nin işte Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki Sergi Sarayı, orası geçici olarak başka amaçlı kullanılıyor ama orası da yakında umarım açılır. Çünkü orada yüzlerce sergi açtık biz ve
Oradan geçen herkes yavaş yavaş galeriye girip çıkmaya başlamıştı. Onun yeniden işlevine kavuşmasını çok istiyorum. Ben bir de şey duydum geçen gün. Şu an belediyenin olduğu yer, o kültür merkezi, taş bina. Ha, orası haline, müze olacak. Evet, müze olacakmış. Çok hoşuma gitti. Umuyorum ki bir an önce yapılır diyorum orası. Şimdi bu ekonomik çok krizle güzel. Gecikecektir muhtemelen ama çok da yakışır orası, evet, boydan boya. Evet. Uray Caddesi zaten devam ederken şeyle oradan devam ediyor. Eski planlara, şehir planlarına baktığınızda öyle görünür. Uray Caddesi'nin devamıdır o. Ta kültür merkezine kadar. Aynı şekilde o caddenin eski konumuna dönüştürülmesini çok arzu ediyorum. Uray Caddesi'nin işte galeriler, müzeler falan filan oradan yürüyerek taş binaya, oradan kültür merkezine. Bir kültür caddesi ne kadar güzel olur. Şey aslında mesela İstanbul'da final gittiğiniz yurt dışında da öyle. Sokak sanatçıları var böyle. İşte sokaklarda sanatlarını gösteriyorlar falan. Mersin'de yok hocam. Onun sebebi nedir çok sizce? Çok az. Yani talep yoksa ay ne kadar güzel, çünkü ben Ankara'ya da gittiğim zaman hoşuma gitmişti. Sokak sanatçıları böyle pandemi yapanlar vesaire, bir tarafta müzik çalanlar. Hani ben istiyorum ki sokaklarımız öyle olsun. İnsanlar dolaşırken o sanatçıları da görsünler falan istiyorum ama değil mi? O kültür herhalde Mersin'de pek yok. Yani eskiden aslında biraz var gibiydi. Hani eski döneme baktığım zaman o kültür, daha doğrusu taş binan, belediyenin olduğu bina önü bir şey olmasa da ne bileyim ressamlar vardı bazen. İşte takı yapan işte kadınlar vardı falan. O sokak komple yine bir şeyler vardı. İşte bir yerde dans eden gruplar vardı, gençler vardı. Sonradan birdenbire bir kayboldu. Çok kaybolmadı da şöyle diyelim, yer değiştirdi. Cumhuriyet alanı falan denilen yerlerde o taraflara böyle bir kaymaya başladı. Daha eskilere döndüğümüzde işte fotoğrafçılar vardı benim çocukluğumda. Nedir, resmi bir kuruma geliyor, nüfus müdürlüğüne geliyor, işte fotoğraf lazım, adam köyünden gelmiş orada çık çık fotoğrafını çektiriyordu bu şey fotoğraf makinalarından. Adını söyleyemedim. Şimdi sonra meyan kökü satıcıları, aslında sokak satıcıları ve sokakta hakikaten etkinlik yapan, iş üreten meslek grupları çok fazlaydı. Daha sonra Avrupa topluluğuna uyum projesi kapsamında birçok şey kaldırıldı. Hatta kelle satanlar, pilav satanlar falan çok fazlaydı. Özellikle yiyecek satanların ya da içecek satanların birazcık orada şey sonlandırıldı. Ama bunların hijyen sorunları çözülürse yine aynı şekilde ben o beyaz kıyafetleri işte arkasındaki o güğümüyle falan meyan kökü suyu satan adamları çok özlüyorum. Hastane Caddesi'ndeki etkinlikte birkaç tane buldum ben. Dedim o gün ne olur gelin burada meyan kökü suyu satın falan. Biraz dolaştılar orada. O sokaktaki yaşam tabii başka bir şey gerçekten. Bu sokak satıcılarda çok önemli bir yer tutuyor Mersin için. Mersin'in bu geleneğinde vardı zaten. Yoğurtçular falan. Bunlar yeniden bizim o geleneksel değerlerimiz içinde devam ettirilirse, yeni bir biçimle, yeni bir işte hijyen kurallarıyla falan, çok da keyifli oluyor. Hem de işte tam da bu ekonomik krizde çok önemli. Ne bileyim, hemen ben 1 lira verip bir ayran içmek isterim orada geçerken. Diğer esnaflar sinirlenmesin. Herkes yani kendi dükkanını zaten açmış. Yerinden oynatılmıyor. Onlar biraz çok sevmiyorlar sokaktaki satıcıları. Öyle olunca buna bağlı olarak da tabii koronayla beraber de sokaktaki o etkinlikler biraz yasaklandı ya. O ressamlar da buna bağlı olarak çok gelemiyorlar. Yani aslında hava koşulları o kadar uygun ki sokakta oturup. Ben bir gün öyle yapmayı düşünüyorum. Tuvalleri atıp orada farklı farklı. Aslında gençlerle, çocuklarla hadi sen de şurada fonu, lokal tonları at. Hadi sen de şunu ya. Ben orada de bir tırat atayım orada. Evet, çünkü neden biliyor musun? Burada buna bağlı olarak bir takım
işte bir yaratı hazı duyabiliyorlar. Bu haz da bize gerçekten mutluluk veren şeyler. Yaratmak her zaman herkese çok haz verir yeni bir şey yaptığınız zaman. Bunu da bir takım mağdur kesimde özellikle çocuklar ya da yaşlılar ya da engelliler bunlarla bunu yapmak gerekiyor. Evet. O yüzden de hep sanatı iyileştirir diyoruz zaten. Onlara ulaşabilmek gerekiyor. Onlara da işte bir tane fırça verip onlara da o renk duygusunu, materyal duygusunu, o boya duygusu, boya sürme duygusunu yaşatmak lazım. İçinde atamadıkları o duyguları yansıtabilecekleri, dışarıya vurabilecekleri bir şey. Konu ne olursa olsun, işte Van Gogh'un dediği gibi konu diyor benim için bahane boyayı sürmek için diyor. Aynı onun gibi. Yani herkes bir şeyi yaratabilmeli, bir renk zevkini geliştirebilmeli. Ben bu cezaevi projesinde de, Amatem'de de, kanserli çocuklarla da yaptığımız çalışmada hep onu gördüm. Kanserli çocuklar daha evvel tıp fakültesi hastanesinde, onkoloji bölümünde, onkoloji ana bilim dalında Esat Yılgör bize o zaman kucak açmıştı. O da çok böyle ilginç bir adamdır. Çok kendisini saygıyla anıyorum. Çok sever. Duvarlara muhakkak resim asmayı, bu bağlamda işte bir etkinlik yapmayı falan bizim birçok etkinliğimize de destek vermiştir. Orada başhekim iken o çalışmaları biz yapmıştık. 2-3 yaşında çocuk, mecali yok elini kaldırıp masaya işte pasteli tutup bir şey boyamaya ama can atıyor. O çocuklarla öyle çalışmalar yapmıştık. O işte mutluluk hormonlarını böyle bir tetikliyor. Çok da iyi geliyor. Öyle olunca şimdi ben demin de sokağa yayılıp aynı şekilde herkesi oturtup onlarla bir şey yapmayı çok isterim. Çok bunu yaparız. Hocam yılbaşında bir deniz müzesi ile mi diyelim? Ha, Deniz Araştırma Enstitüsü 31'inde. Evet, ondan da bahsedebilir miyim? Evet. Şimdi Barış Bey, oranın Profesör Doktor Barış Salihoğlu. Biz birkaç yıl evvel orada bir çalışma yapmıştık. Yani bizim orada da bir şey yapabilir miyiz diye bilim şenliği yapılıyordu. O bilim şenliğinde o icra kurulundaydık. Onun üzerine beni davet etmişti enstitüye. Enstitüyü bütün alanını gezdim. Eski otikoloji falan da oradaydı o binalar. Sanat için çok hoş mekanlar. Hem işte açık hava bağlamında hem o kapalı mekanlar, zaten yeni yeni bölümler, laboratuvarlar falan da açılıyor. Şimdi onlar tamamlanmış galiba. Orada işte sanatı nasıl dahil edebiliriz sorusuyla ben gittim. Onlar işte bir takım artık kullanmadıkları makineler, bilmem ne, böyle bir hurda şeyler çıkarmışlar. Ay dedim, onlar çok güzel, ne olur bunları sakın hurdacıya falan satmayın. Dönüştürülebilir, heykele dönüştürülebilir. Ya da ona benzer farklı şeylere dönüştürülebilir. Bizim buraya davetli olarak gelen, üniversitemize davetli olarak gelen sanatçılar vardı. Yabancı sanatçılar. Ben onlarla da gittim oraya. Onlara gösterdim burada neler yapılabilir falan diye. Fransa'dan gelen bir arkadaşımız. Orası Jean-Jacques Rousseau Parkı örneğini uygulayabilirsiniz dedi. Devamlı işte bir yerde bir galeri, sürekli sergilerin açılabileceği, bir yerde açık hava müzesinin olabileceği, onun yanında işte bir takım önemli kongrelerin, kültür sanat, işte kültüre dayalı işte bir takım sempozyumların falan orada yapılabileceğini önerdi. Hakikaten de inceledim ben birçok yani gelişmiş ülkelerde buna benzer çok güzel örnekler var. İspanya'da öyle harika örnekler var. Velázquez Enstitüsü diye bir yer var Madrid'de. Öyle bahçe içinde falan bir yer. Uluslararası devamlı sempozyumlar yapılıyor. Hatta burslar veriyorlar bir takım sanatçılara. Sanatçı geliyor 6 ay kalıyor orada, eser üretiyor, bırakıyor, gidiyor. Ya da işte 1 yıl kalıyor, bursla beraber orada çalışmalarını yapıyor, gidiyor falan. Aynı şekilde o potansiyeli çok taşıyor
Barış Bey'e de onu söyledim. Şimdi bu sergiyle biz ilk etkinliğimizi yapıyoruz. Bir mahkemelik durumları olmuş galiba. Bazı binalar işte denizden bilmem ne kadar uzak olmalıymış. Hmm. Yakın olanları böyle bir kesmişler binayı. Oralar falan tekrar onarılmış. Cuma günü saat 2'de hem sergimizin açılışı olacak hem de yeni yıla giriş kutlaması olacak. Orada da işte 30'a yakın eser sergilenecek. Resim, heykel. Ve bir canlı müzik eşliğinde konservatuvardan iki genç arkadaşımız orada gitar çalacak. Yani bu sergi bir ay sürer. Ondan sonra yeni bir sergi. Neden bütün o Akdeniz, Mersin ilçelerinde yavaş yavaş bu etkinliklerin artarak bir takım insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ya. O da biraz daha kentten uzak ama işte ama orayı da yakın bir ilçeye. Bu amaçla işte Cuma günü o sergiyi açacağız. Erdemli'de herhalde değil mi? Erdemli'de, evet. Evet. Bütün Mersin'i bekliyoruz oraya, davet ediyoruz. Ben de orada olacağım. Söyleyeyim. Sevenlerime duyurulur yani. Evet. Peki hocam, tabii yani bunu kıyaslamak tabii bir şey de hani tabii... Hani Mersin'de konuştuk işte sanat nasıl hani biraz daha yükseltilebilir, hani nasıl değerlendirilebilir falan diye. Şimdi ben hep Mersin'e gidiyorum. Tabii Türkiye genelini şey yapamıyorum. Hani Mersin'i bir yükseltelim önce diyerek. Mersin'de mesela başka nasıl çalışmalar yapılabilir? Buradan dostlarımıza da mesela duyursun. Yani sanatın daha çok ortaya çıkarılması için. Benim hep yapmaya çalıştığım ve hala hazırda da hayalini kurduğum uluslararası etkinliklerin arttırılması gerekir. Mersin de zaten bu potansiyeli çok taşıyor. Yani coğrafik bir nokta olarak çok taşıyor. Yani Güneydoğu'da hep Güneydoğu deyince insanlar böyle bir garip olur ya. Evet, yani. Hep eskiden beri, çocukluğumuzdan beri böyle korkutulmuşuzdur doğuya yönelik olarak. Aslında doğuyla da çok besleniyoruzdur. O bağlamda da biz Güneydoğu'da çok önemli bir noktadayız aslında. Tamam, Akdeniz oyunları yapılırken biz işte sadece Akdeniz ülkelerinden birer galeriyi buraya çağırarak bir sanat fuarı yapalım demiştik. Maalesef o zamanki spor bakanımız Suat Bey onun bir spor etkinliği olduğunu, onun bir kültür sanat etkinliği olmadığını vurgulayarak sanatı böyle kültür sanatı küçültmeye çalıştılar. Halbuki işte bir Londra Olimpiyatlarında baktığınızda ilk önce kültür olimpiyatları vardır değil mi? Bizde de böyle tersten içine azıcık şöyle şeker gibi böyle sanatı serpiştirmek böyle olmaz. Yani ilk önce ciddiye alıp hakikaten bunun için bir hedef belirleyip ve ona göre hazırlanarak planlanarak girilmesi lazım. Öyle olunca benim özlediğim şey hakikaten orada en azından düşünülmüştü ve Sayın Vali de, o zamanki vali de çok heyecanlanmıştı. Aa çok iyi olur dedi. İşte 24 ülke var Akdeniz ülkesi olarak. 24 tane galerinin Mersin'de birer stand hazırladığını, açtığını düşünüyor. Müthiş bir şey olabilir. Bu yapılabilir mesela. İlk önce işte Mersin ve Akdeniz ülkesi. Bu yapılabilir. Akdeniz ülkeleri içinde de bunların buna benzer örnekler var aslında. Fransa yönetimli ECUM diye bir kuruluş var. Onlar tüm Akdeniz ülkeleri sanatçılarla hep dönen bir sempozyum yaparlar. Ben iki kere katıldım. Bir İspanya'da katıldım, bir Tunus'ta katıldım. Çok da istedim aslında Mersin'le bir anlaşma yapalım. Böyle gidelim diye. Fakat onlar deniz, daha çok Akdeniz deyince hep deniz yakınında olan kentlerle yapılıyor diye beklemiştim. Ama onlar galiba Ankara'yla böyle bir anlaşma yapmışlar. Her neyse zorlayacağız artık bu şartları ya da biz bir kuruluş. Bir vakıf aslında bu Fransa'da. Fransız yönetiminde. Şey, Marseille ve diğer Akdeniz, Sevilla falan filan bunlar da bunun içine dahil. Tunus, Mısır, Lübnan, Ürdün, İsrail falan
Cezayir, bütün o İtalya, Malta, bunlarla hep tanışmıştım ben sanatçılarla. Hocam Mersin'de sanat vakfı var mı? Vakıf olarak çalışan? Vakıf olarak işte Selma Hanım'ın kurduğu ama onlar sadece müzik festivali için yaptı. Ha vakıf da değil, dernekmiş galiba. Öyle bir vakıf yok. Genel olarak yok. Ama bir vakfa ihtiyaç var. Yapılması lazım. Yani bir takım yetkili toplantısı yapıp aslında bunlar konuşulabilir. Evet. Canlandırmak lazım. Hani biz ne yapabiliriz diyoruz ya. Evet. Biraz havanda su dövmek yerine belki biraz daha o yüzden diyorum ben acaba hata mı yapıyorum? İşleyişi mi ben bilmiyorum? İnsanlara mı ulaşmayı ben bilmiyorum? O kadar bürokratik bir işleyiş içerisinde yaşarken buralarda ben bir şey eksik mi yapıyorum diye sık sık kendime soruyorum. Çünkü bürokrasi de artık böyle bir terse dönmüş, bir değişik. Onu belki bir takım danışmanlar yoluyla böyle sağlıklı yapmak lazım herhalde. Bir yere gidiyor yazı cevap gelmiyor. Bir yere gidiyor bilmem ne oluyor falan filan. Böyle sürekli değişik bir şey. Sürekli kontrol etmek gerekiyor hocam. Evet. Hakikaten bir avukatla falan çalışmak lazım galiba. İşte bir o yapılabilir. Bir sanat fuarı. Kitap fuarı eskiden yoktu. Şimdi kitap fuarı var. Bunun içine sanat da TÜYAP kitap ve sanat fuarı yapılıyor. Mersin'de de bir örneği yapılabilir. Onun yanında işte müzik festivalimiz daha da büyütülebilir. Ve film festivali. Evet, onun büyük eksiklik. Evet, yarışmalı olarak yapılıyor bir forum ve üniversite iletişim fakültesi sinema TV bölümüyle. O daha da büyütülebilir. Ondan sonra bu eskiden ben çocukken bir sürü sinema vardı Mersin'de. Hastane Caddesi'nde bile 3 tane sinema vardı. Evet. Öyle hatırlıyorum. Şimdi o sinemaların yeniden canlanması lazım. Ben neden gidip forumda dünya para verip orada sinemaya gideyim ki? Kendi sokağımdaki bir sinemaya gidemeyecek miyim? Buralarda da farklı farklı yani sinemalar kendi içinde anlaşmalar yaparak işte biri Rus filmleri haftası yaparken öbürü İspanyol filmleri festivali yapabilir. Yani Mersin böyle izole kalmasın. Daha böyle uluslararası çünkü sanat böyle bir şey. Entelektüelizm böyle bir şey. Uluslararası olma, evrensel olma şartını arıyor hep. Bunu yerine getirmemiz lazım. Tamam yerel biz bir sürü bir şeyler yaptık. Yerellikten böyle yavaş yavaş artık ikinci dalgaya geçmemiz lazım. Onu çok özlüyorum. Daha böyle profesyonel bir tutum olacak ve insanların yüzü değişecek. Tutumlar değişecek, anlayışlar değişecek. Belki bu öldürülmeler, şiddetler, bilmem neler işte hep kınadığımız şeyler daha az olmaya başlayacak. Hiç olmayacak belki. Belki de hep hayal kurarım. İnsanlar şaşırır işte cezaevleri. Bizim cezaevinde yaptığımız bütün çalışmalar cezaevinin bir takım ofislerinde, koridorlarında sergileniyordu. Şimdi hep diyorum bu cezaevi keşke bir gün okula dönüşse ya. Cezaevi olmayan bir ülke olsa ya da cezaevi olmayan bir şehir olamayız mı? Bunu amaç edinelim, cezaevimiz olmasın. Yani buna bağlı olarak da suçlar işlenmesin. İşte tekrar diyorum sloganımız sanatıyla. Bunun hayalini çok kuruyorum. O bağlamda da cezaevlerinde daha çok kültür sanat etkinlikleri yapılmalı. Yani cezaevinde işte suç etilmiş çocuklara özellikle ya da suç işleyen bir sürü kadınlar var. O kadınlar bölümüne gittim feci yani çok feci. Hani kadını dinlersin, evet haklı ya. Bir tarafa bakıyorsun mafyalaşmış bir mafya kadın grubu var. Nelerle karşılaşıyor insan? Böyle patron gibi dolanıyor. Bunlarla da karşılaşıyor. Yani onlarla da aynı şekilde başka bir dünyanın varlığını sanata araç olarak kullanıp onlara sunmak, onları dahil etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Milli eğitimle mesela, milli eğitimle çok ikili anlaşmalar çerçevesinde çok güzel etkinlikler yapılabilir. Yani çocuklarımızı zor koşullarda burada okullarda neler yaşadım ya, neler yaşadım. Yani oğlumla ilgili, kızımla ilgili, yani garip. Yani öğretmenlerin de bu bağlamda eğitilmeleri lazım. İşte öğrencisini döverken işte bilmem ne yapmış. Bu ne korkunç şey. Ha bizim burada yok mu? Burada da vardır muhtemelen. Ya yani mutlu değil insanlar.
Öğretmen de mutlu değil, çocuk da mutlu değil. Herkes birbirine hır 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 o şekilde geçiyor. Öyle olunca sanatı daha çok okullara dahil etmek lazım. Resim dersi işte liselerde yok. Neden yok efendim? Yaratıcı duyguyu geliştiren bir şeydir sanat. Neden dahil etmiyorsunuz? Sanat yapan insanların matematiği daha iyidir. Normal hayatta ya bu kanıtlanmış bir şey. Tamam. Çünkü yaratıcı duygusunu geliştiriyor, ufku geliştiriyor, beyni geliştiriyor, eğlendiriyor. Mutlu olma hormonlarını tetikliyor. Bunu koymak lazım. Yani bir yasayla sanatı mecbur kılmak lazım. İşte sinemada, tiyatro, öyle spor. Bunlar bir ağ sistemi içinde. Birbirinden ayrılamaz şeyler. Yani bilimle sanat o kadar yakındır ki, o kadar iç içedir ki. Ama bizimkiler sanatı hop alıp ta tepeye koyuyorlar. Ulaşılmaz bir yere koyuyorlar. O değil. Biyoloji dersinde biyolojinin kendisi hep bütün sanat gibidir. Yani ve böyle abstrak şeyler gibidir. O hücre resimleri falan yapar. Okuldayken tahtaya bana çizdirirdi öğretmen. İşte bir takım terlik hayvanlar bilmem ne hücreleri falan filan. Hayır, bunun içinde işte dahil ediliyor. Her şey bunu dahil edin. Mimarlıkta dışarıya çıktığımız zaman falan. Evet, yani evet. Bir sanat gözüyle yapılsa her şey o kadar farklı olur ki. Ayırmamak gerekiyor. Artık Milli Eğitim İl Müdürlüğü de Mersin'e yönelik konuşuyorsak biraz daha Mersin'e göre Mersin için farklı davranmayı bilmesi lazım. Hocam. Bu çocuklar nasıl mutlu edilir, sanatı ben nasıl araç olarak kullanırım diye bir takım yetkililerin düşünmesi gerekir. Hocam ben istiyorum ki aslında konuşulacak o kadar çok şey var ki böyle evet. A'dan girip böyle Z'ye kadar hani girip çıkmak ben de istiyorum. Ben çok konuştum. Ama işte benim de maalesef ki belli bir zamanım var. Ben istiyorum ama ilerleyen zamanlarda bunu toparlayıp belli şeyler düzelecek gibi geliyor Mersin'de. Ben de hani gittiğim yerlerde duyduğum şeylerden falan bazen hani umutlanıyorum. Umutlanmak da istiyorum. Böyle. Onu ileride yine bir değerlendirmesini yaparız zaten beraber. Tamam, ne oldu tamam, ne bitti. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bugünlük diyorum bu kadar. Bugün Nursel'in Tor hocamla beraberdim. Ben çok seviyorum kendisini. Çok değerli bir insandır. Mersin için özellikle sanat için. Yeniden teşekkür ediyorum hocam program için. Ben çok teşekkür ediyorum. Davet edildiğim için çok mutlu oldum. Ben de öyle. Evet, gelecek hafta yine aynı saatte görüşebilmek dileğiyle sanatla ve hep dostça kalmanız temennisiyle şimdilik hoşça kalın.